İnsan kardeşine bırakır ya. Oh! Oh! Oho! Erdal ağam! Önde bir sürü kırıntı dökmüşsün ya. Tamam be oğlum ya. Şunları yiyelim, ondan sonra temizleriz. Yok ya. Şimdi Perihan yengem gelir de yani buraları böyle görürse demediğini bırakmaz ya. Ya bakıyorum da Perihan Hanım hepinizin gözünü korkutmuş ha. Oo! Burayı Gestapo kampına çevirdi abi. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Perihan Hanım durakta böyleyse evde kesinlikle Ramço'ya kök söktürüyordur Allah canım. Niye gülüyorsunuz? Hiç Ramazan abi. Ömer az önce bir fıkra anlattı da ona gülüyorum. Öyle olsun işte. Ramazan abi, Perihan abla yok mu? Yok oğlum, bugün gelmeyecek. Oh be, kurtulduk. Ne dedin sen? Kaç ağam ya, yani Perihan yengem hani burada iki gün yoruldu ya, evde dinlensin diye diyeyim ya. Abu Zer, amma içkiyatçısın ha. Çaktırma. Ağam, çay soğuyan varsa değiştireyim. Bak, benimki soğumuş. Alo, çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Tamam, hemen gönderiyorum efendim. Erdal oğlum, hadi dört yol. Gittim abi. Pardon. İyi günler. İyi günler. Sıra kimde acaba? Ömer oğlum. Ha, tamam, gittim Ramço. Kolay gelsin Ömer. Oh, oh, oh. Hanımefendi buyurun. Affedersiniz, yardım edeyim size. Hayır, hayır, ben taşırım. Efendim, nereye gitmek istersiniz? Karaköy. Karaköy'e, hay hay. Müzik açmam ister misiniz efendim? Yo, böyle iyi. Nasıl isterseniz efendim. Müşterilerimizin isteği bizim için emirdir. Günaydın baba. Günaydın yav. Ay Kazım be. Ha. O gömleği çıkarsaydım benim ütüsü hiç içime sinmemişti. Sen kahvaltını yaparken ütülerdim. Boş ver yavrum, uğraşma, giydim işte, oldu tamam. Sen bilirsin. Hadi sucuklu yumurta yaptım, soğutmadan yiyin. Yaşa be Ayşe. Nasıl da canım istiyor da. Ne o anne, babamdan bir şey mi isteyeceksin, sucuklu yumurtalar falan? Allah Allah, şu densize bak ayol. Ne isteyeceğim canım? Canım istedi, yaptım, ne var? Nasıl olmuş Kazım? Çok iyi olmuş Ayşe, ellerine sağlık. Oh, afiyet olsun canım. Baba ya, aldı yumurta önüne, biraz da bize bırak ya. Tamam tamam, al bir dakika. Baba, ben gidiyorum zaten, geç kaldım. Ayşe, hı, akşama bir şey istiyor musun? Gelirken getireyim. Yok sağ ol, ne isteyeyim canım? Ya, dur o zaman, ben sana biraz para vereyim ya. Bakarsın lazım falan olur da. Al. Teşekkür ederim de, sen bu sabah niye bu kadar iyisin? Hayda, duyan da sanki her gün eziyet ediyorum sana. Ay, yok canım, ne eziyeti? Olur öyle şeyler. Evliliğin tuzu biberi. Ama sen böyle güler yüzlü olunca ben her şeyi unutuveriyorum. Hadi ben çıkıyorum. Canım, hadi güle güle, güle güle.
işler. Anne babama ne oldu böyle öpmeler falan? Ay vallahi ben de inanamadım. Ama tahtalara vur oğlum, nazar değmesin. Hava ne kadar sıcak değil mi? Hı? Şey mi dediniz? Hava diyorum. Bunaltıcı, sıcak yani. Hı. Yani ne diyeyim, yani tatile gitmeyince çok kötü oluyor. Yani görüyorsunuz. İnsanın üstünden ter damlıyor. Halbuki şimdi deniz kıyısında olmak vardı, sonra havuza girmek vardı, güneşlenmek vardı değil mi? Ne yaparsınız? Görev. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz taksicilerin işi acayip derecede zor. Dışarıdan kolay görünüyor ama çok zor kardeşim, çok. Çok. Konuyla pek ilgilenmedi ablamız. Efendim, yoldayım. Ne? Plan ne zaman değişti? Tamam, yakınlardayım, geliyorum. Uygun bir yerde durur musunuz lütfen? Karaköy'de inmeyecek miydiniz efendim? İneceğim dedim size. Peki, siz bilirsiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Oh, hanımefendi, paranızın üstünü unuttunuz. Hanımefendi! Allah Allah, Allah Allah. Her gün başka bir garip müşteri ya. İyi günler. Nereye gidiyoruz efendim? Beykoz lütfen. Hay hay efendim. 09'dan merkeze, 09'dan merkeze. Cevap vermezsen Ramço, rezil ederim herkese. Beykoz'a doğru giden bir müşteri aldım. Tamam. Merkezden 09'a. Müşterinize iyi yolculuklar. Tamam. Sağ ol Ramço. Tamam. Beyefendi, burada bir paket var. Hay Allah, şaşkın kız düşürdü. Ben alayım abi onu şöyle. Neyse. Gelir alır herhalde, bıraktım. İyi günler efendim. Ne günler ne günler. İyi günler falan yok kardeşim. Zehra hayatıma girdiği günden beri günler bana zindan. İyi tamam, bir şey demedim. Bir şey demedim de ne tarafa gidiyoruz? Zehra Hanım'a. Kölesiyim ya ben. Yine ayağına çağır. Tamam da bu Zehra Hanım nerede oturuyor acaba? Affedersin kardeşim. Sinirden söylemeyi unuttum. Rüzgarlı Bahçe'ye gideceğiz. Olur. 62 merkez, 62 merkez tamam. Rüzgarlı Bahçe istikametine müşteri aldım tamam. Merkezden 62. Müşterinize iyi yolculuklar tamam. Teşekkürler. Evli misin kardeşim? Hı hı, evliyim. Sen de bahtsızlardansın desene. Ah Zehra, senin bana ettiğin zulmü düşmanına etmez insan, düşmanına. Pardon, sormadan edemeyeceğim. Bu Zehra Hanım eşiniz mi? Eşim efendim, eşim. Beni 2 gün önce evden kovdu. Şimdi ablamla birlikte kalıyorum. Kovdu ama istekleri bitmez ki. 2 günde bir arıyor, benden erzak istiyor. Anlamadım. Erzak işte. Çocuklar için yiyecek içecek falan. Vay efendim, çocuklarıma bakmalıymışım. Ben sorumluluğunu bilen bir babayım. Ne zaman bakmadım ki şimdi bakmayayım. Ya ekşimemiş değil mi oğlum? Yok yok Ramazan abi, yeni değiştirdim zaten. Oldu 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 oldu. Kanki nereye? Yavaş ağam yavaş, bu ne sürattir böyle ya, hayret. Bu ne ya? Allah Allah. Allah! Tahtaya bak be, helal olsun sana ama. Oh! İyisinden. Abuzer! Abuzer! Ne yapıyorsun lan sen? Baklava yiyeyim ağam, Allah razı olsun, çok güzelmiş. Salak! Bu müşterinin paketiydi. Ne diyorsun ya? Biz bundan yedik ağam. İyi, halt ettin değil mi? Şuna bak ya, pis boğaz. Ne oluyor çocuklar? Ya bu terbiyesiz müşterinin unuttuğu paketi açmış, içindeki baklavaları yemeye başlamış ya. Ne olur ki ağam ya, altı üstü bir baklava ya, alırız aynısından. Tamam Ömer, git aynından al, ne olacak? Nasıl bir dakika ya? Abuzer'in pis boğazlığının cezasını ben niye çekiyorum arkadaşlar? Ohur porsuk. Şoför bey, şu apartmanından da rica etsem. Tabii.
Sizden bir şey rica edeceğim ama. Buyurun. Şunları 4 numaralı daireye verip gelir misiniz acaba? Ben o kadının suratını görmek istemiyorum da. Yani ama nasıl olur ki? Ne olur rica edeceğim sizden. Şimdi ben götürürsem gene birbirimizi yiyeceğiz. Bunları Hayati gönder dediğin eline tutuşturup gelin. Hadi kardeşim ne olursun. Hadi. Peki verin. Hadi. Ver. Sağ olasın. Hayati Bey bunları size vermemi istedi. Ben taksi şoförüyüm de. Öyle mi? Sağ ol. Rica ederim. Bir dakika, bir dakika. Bunun içinde dondurma yok. Söyle o Nemrut adama dondurma da alsın. Çocuklar dondurma istemişti. Elçiye zeval olmaz. Söylerim. Ya sana zahmet. Şu 5 milyonu ver ona. Dondurmayı kendisi alsın. Burada onun uşağı yok. Ona öyle söyle. Beni bulaştırma kardeşim. Git kendin ver. Ya ne olur be abicim be. Bak duacı olurum sana he. La havlu ve la ya Rabbi ya. Bana 5 milyon göndermeyi utanmıyor mu? Dilenci miyim ben? Al kardeşim bunlar beyefendinin giysileri. Söyle o isteli babasına bir daha da kapıma gelmesin. Bir dakika hanımefendi ben sizin uşağınız mı inebilirim? Ya demek öyle. Eşyalarımı gönderdi ha? Peki. Al bu yüzüğü ver ona. Bu sefer kesin boşuyorum. Boşuyorum bitti. Bunu ver ona. Hah. Bir kelime daha söyleme. Allah canımı alsın. Şuracıkta boğarım seni ha. Ne be? Git gel, git gel, git gel. Dolap beygine çevirdiniz adam be. Ne var Ayşe? Kazım. Hani sabah giderken bir şey ister misin demiştin ya. Gelirken dondurma getirir misin? Bana bak Ayşe. Şimdi gelir seni öldürürüm ha. Dondurma falan getiremem ben kardeşim. Çok istiyorsan git kendin al. Ay, ay vallahi de billahi de bu adam dengesiz yahu. Azıcık iyi davrandı ya sabahleyin illa burnumdan getirecek. Getireceğin dondurma başında para lazım inşallah. Ah Mavişim arıyor. Söyle Mavişim, söyle aşkım. Merhaba bir tanem, nasılsın? Senin sesini duyup da iyi olmamak mümkün mü ha? Aman da aman canım benim. Ama bana bak, evlendikten sonra da böyle tatlı şeyler söylemezsen küserim. Söylemez olur muyum Mavişim? Günün her saat, her dakikası söyleyeceğim ya. Tamam o zaman. Ha Celal ben seni niçin aradım biliyor musun? Akşam babam seni yemeğe bekliyor, nişan işini konuşacağız. Ne diyorsun Mavişim ya? Gelmez miyim? Uçarak gelirim, hemen gelirim ya. Tamam Mavişim. Tamam canım, öptüm hayatım, öptüm. Ay. Ay Allah'a şükür ya. Nihayet nişanlanacağız ya. Oo. Boş musun? Boş abicim, boş. İyi günler. İyi günler. Nereye abicim? Kadıköy'e. Kadıköy'e. Kadıköy. Tamam, tamam. Baklava da hakikaten baklavaymış ha, izleriz ha. Oğlum bırak şu baklavayı yahu. Aç gözlü el alemin baklavasını yiyor yahu. Ağam, yani nasıl olsa paketi açtık. Ha bir tane yemişim, ha 10 tane yemişim. Hem sırası da bozuldu. Ya abi sen bir tane versene bakayım orada bana. Ağam, senin şekerin çıkmasın. Ya ver, 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 ver. Maşallah. Abi Ömer yenisini getirecek nasıl olsa, yesek ne fark eder ki? Vallahi çok güzel. Bir tane daha versene. Allah Allah. Be 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 be. Ooo hayırlı işler. Afiyet olsun. Gördüğüm kadarıyla bütün nebatat bu üründen yararlanıyor. Hoş geldin Ömerciğim. Gel. Abi senin şekerin yok muydu? Sen niye yiyorsun? Var ama çok güzel baklava ya. Gel abi gel. Hepiniz yiyin. Nasılsa keriz Ömer yenisini alır gelir değil mi Abuzer? Kesene bereket ağam buyur ağzın da atlansın. Lan üstüme gelme seni bir keseleyeceğim göreceksin şimdi ha. Merhaba ben arabalarınızdan birinde paketimi unuttum da onu almaya gelmiştim. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Eğer 5 dakika önce gelmiş olsaydınız boş bir paketle karşılaşacaktınız. Ne demek boş paket? Ne yaptınız?
paketimi. Hadi ayıkla pirincin taşını. Ah, ben onların bir kısmını yedim, bir kısmı da elimde. Ne yaptınız siz? Siz hiç merak buyurmayınız hanımefendi. Aynı kilo ve gramajda ben yenisini aldım geldim. Buyurun efendim. Ben kendi paketimi istiyorum. Narkotik! Kimse kımıldamasın. Geçin bakalım şöyle. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Biz bir şey yapmadık ki ya. Evet, ne oluyor kardeşim? Ben bu durağın sahibiyim. Zorluk çıkarmayın. Nereye sakladıysanız çıkarın. Niye? Uyuşturucuyu. Ne uyuşturucu? Ne uyuşturucusu ya? Biz taksi şoförüz. Bizim uyuşturucuyla ne ilgimiz olabilir ki? Evet. Bir dakika ya. Ne uyuşturucusu ya? Bizim uyuşturucuyla bir işimiz olmaz. Anne. İşte amirim. Buldum burada. Ama o bizim değil ki, değil mi? Gazım, konuşalım lan hemen. Bir dakika, o bizim paketimiz değil. O paket şu hanımefendinin paketi. Benim arabamda unutmuştu, söylesene. O paket benim değil. İşte bu paket benim. Bu beyin arabasında unutmuştu. Yalan. Yalan söyle. Polis abim yani amirim vallahi yalan söylüyor. Ben bu paketten yanlışlıkla yedim Ömer abla. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yürüyün. Hepiniz şubeye geliyorsunuz. Derdinizi orada anlatın. Aha, yürüyün. Hadi, hadi, hadi. Ya söylesene, paket benim de. Hayır, yürüyün. Ben açtım abi. Ne diyeyim ben ya? Bakın, bakın. Ya çok tatlı bir şey tatlı bu ya. Tatlı değil, tatlı değil. Benim adım Sultan. Adı Sultan. Başka bir şey denilince çok kızar. Aha, öyle mi abi? Sultan, kız. Ne güzel ismin var senin öyle. Anam benim. Seni çok sevdi. Yoksa herkese böyle konuşmaz. Bu da kim ya? Ha. Alo, efendim Sabri. Tamam, arabadayım. Sultan'ı sana getiriyorum. Ne? İşin mi çıktı? Peki şimdi ben ne yapacağım? Hay Allah. Neyse, bir çözümünü bulurum herhalde. Tamam, tamam peki Sabri. Tamam. Mahvoldum. İşte şimdi ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Hayrola abi, ters bir durum mu var? Hem de nasıl. Şehir dışında bir toplantım var. Bir arkadaşımla buluşacaktım. Sultan'ı arkadaşıma bırakacaktım ama bir işi çıkmış herhalde. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Hay Allah ya. Birazdan da uçağım kalkacak. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Çok kötü oldu bu şimdi ya. Önceden haber vermiş olsaydı bir başkasını bulurdum bari. Ben şimdi bunu kime bırakırım ya? Hay Allah! Ya abicim, madem bu kadar çaresiz kaldın, kabul edersen ben bakarım. Say, bu iyiliği yapar mısın bana? Yaparım tabii abi, insanlık öldü mü ya? Sultan biraz nazlı bir kuştur. Bakımı biraz zordur. Ha, anladım abicim, yani tanımadığın bir insana sultanı emanet etmek istemiyorsun. Ama abi hiç merak etme, ben ona gözüm gibi bakarım. Sağ ol. Zaten başka çarem yoktu. Abicim. Ha? Al sen şu kartı, beni bu adreste bulabilirsin abi. Zaten Kavacık'ta bizi herkes tanır. Sağ ol kardeşim, beni büyük bir sıkıntıdan kurtardın. Ayıp ediyorsun abi, ne önemi var ya? Bak Sultan, bundan sonra bir gün sana bu abi bakacak. Sultan! Bundan sonra görürsün sen. Göstereceğim gününü sana. Taksi! Eviner. Kötü koca, nasıl olurmuş? Görürsün sen Nilgün Hanım. Merhaba abi. Nereye? Canım istediği her yere. Bundan sonra böyle. Bugüne kadar bir şey yapmadığımda ne oldu ha? Yaranabildin mi sanki? Şey abicim, ben meseleyi bilmediğim için pek yorum yapamayacağım. Mesele ne biliyor musun? Karım. Benim laftan anlamayan karım. Tutturdu beni aldatıyorsun diye. Aldatmıyorsun değil mi abi? Vallahi billahi aldatmıyorum. Evlendiğimizden beri gözümün ucuyla bile bir başka kadına bakmadım. Eşiniz niye şüpheleniyor o zaman? Huylu kardeşim, huylu. Ceplerimi karıştırıyor. Giysilerimi kokluyor. Her saat büroya telefon ediyor, orada mıyım diye. Bunaldım artık, bunaldım. Kadınları anlamak zordur abi. Hiç takmayacaksın kafana, boş ver. Nasıl takmayayım kardeşim? Dünyamı burnumdan getiriyor. Ya hayır, yani aldatsam gam yemeyeceğim. Ne diyeyim abi, işin çok zor valla. Şu alnımın haline bak. Bak da halimi anla. Ne oldu abi, beynin görünüyor. Şaka. Kafama vazo fırlattı. Ya deli bu kadın, zır deli. Abi şey, hala nereye gideceğimizi söylemedin. Beyoğlu'na çek kardeşim. Tabii ya, Beyoğlu'na. Bugün bütün gün beni gezdireceksin. Ha, parası neyse veririm. Benden, tamam mı? Tamam abi. İyi koca devri bitti. Aldatmak neymiş, görürsün sen Nilgün Hanım. Keyfime bakacağım artık. Ne yapsam, ne etsem, kimi arasam ya? Görüyor musun başımıza geleni ya? Merhabalar.
Allah aşkına olsun geldi Kenan abi ya. Ellerim ayaklarım uyuştu ya. Dur ya sakin ol, yüzün sapsarı olmuş oğlum. Abi 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 herkesi götürdüler abi ya. Ya kimi götürdüler? Abi Ramazan abiyi, Kazım abiyi, Ömer abiyi, Abu seni götürdüler ya. Sakin ol ya. Kim nereye götürdü oğlum? Abi polisler narkotiğe götürdü ya. Narkotiğe mi? Ne yapacağız abi ya? Açmayın bab. Arkadaşlar bakın Sultan'la tanış. Ya Celal bırak şimdi Sultan'ı ya. Ya durakta kim var kim yok hepsini narkotiğe götürmüşler. Niye? Ya sakin ol sen de. Niye götürdüler oğlum biliyor musun? Bilmiyorum abi ne bileyim ya. Polisler geldi arabaya hepsini derledi toparladı tıktılar. Sonra götürdüler onları ya abi ya ne yapacağız ya? Tamam en iyisi ben gidip bakayım ne olmuş ya öğreneyim. Tamam abi o zaman ben de geliyorum hadi. Abi burası ne olacak o zaman ya? Doğru durak boş kalmasın en iyisi sen de kal. Tamam en iyisi ben de kalayım o zaman en iyisi sen gidince hemen ara. Tamam ararım. Tamam hemen ara. Yahu narkotiğin bizim durakla ne işi olabilir ya? Yani bir bu eksik daha. Of of ya of. Ya ellerim kırılaydı da ben o paketi açmayaydım ya. İki dilim baklava yüzünden başımıza gelene bak. Ben ne kadar bir insanım ya. Bunun kaderle falan ilgisi yok. El alemi paketini açmasaydın bunlar başımıza gelmeyecekti. Senin pis boğazın yüzünden buradayız. Konuşma. Yapma ya. Lüp lüp baklavaları götürürken iyi gider mi? Şişirin bana şunu. Yeter be. Bir de siz bunaltmayın ya. Of şu işe bak be. İstanbul'da taksi durağı yokmuş gibi bir de kız geldi bizim. Ah ya, ah ya. Ben o karının kurye olduğunu bilseydim alır mıydım arabaya hiç? Nereden bileceksin oğlum? Gencecik kızların böyle pis işlerine alet ediyorlar. Yazık vallahi ya. Asıl bize yazık ağam ya. Ben iyice daralayım burada ağam. Bizi daha ne kadar tutacaklar burada ya? Ne bileyim oğlum. Belki de geceyi burada geçiririz. Yapmam ya. Ne gecesi ya? Belki de önümüzdeki 10 yılı burada geçireceğiz. Nasıl ya? Abi başlı başına kabus gibi. O kadar olur mu canım hiç? O kadar o kadar. Abi nasıl o kadar ya? 10 yıl bu. Ömrümüzün yarısı eder abi. Sen ne diyorsun ağam ya? Durakta uyuşturucu bulundu oğlum. Kendimizi atlayamazsak ayvayı yeriz be. Kenan. Teşekkürler. Ha kanki. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Kenan. Merhaba kanki. Kanki gözünü seveyim kurtar bizi ya. Ağam çıkar bizi buradan. Ya tamam arkadaşlar sakin olun lütfen. Kanki başımıza neler geldi bir bilsen. Biliyorum Ömerciğim biliyorum. Zaten prosedür gereği burada sizi tutuyorlar. Yani endişelenecek hiçbir şey yok. Öyle mi? Peki ne olacak şimdi? Şimdi Ramazan abi bağlı olduğunuz karakoldan hakkınızda bilgi alınacak. Narkotikte kaydınız olup olmadığına bakılacak. Yani şimdi idrar tahlilleri sonucunda temiz çıktı mı sizi serbest bırakacaklar. Ne yani şimdi bu karabasan bu kadar basit bir şekilde mi çözülecek kanki? Ya başlamışım senin karabasanla. Nasıl çözülecekse çözülsün kardeşim bir an önce kurtulalım buradan ya. Ağam ağam senin o dediklerin uzun mu süren? Ya Abu Zerciğim uzun sürmemesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Tamam Kenan sana güveniyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar sizi kurtaracağım. Ömer. Tamam abi bırak işte Ömer. Kazım abi tutsana. Ömer bıraksana adamı gitsin de işini yapsın yoksa ömür boyu burada kalacağız senin yüzünden be. Allah Allah ya. Adaletin sesisin sen kanki. Bizi kurtaracağını biliyoruz. İnşallah ağam. İnşallah. Aa burası çok iyi. Kenara çek kardeşim. Burası mı abi? Evet, evet. Şurada. Orada ineceğim. Peki abi ama işinize karışmak gibi olmasın. Buraları pek tekin değildir abicim. İyi ya. Tam eğlenecek yer. Sen beni burada bekle tamam mı? Ama abi, abi. Bekle. Abi. Şişt. Bak abicim sen sinirden ne yaptığını bilmiyorsun. Gel seni evine götüreyim. Ya yapma abi ya. Yok. O eve gitmem ben. Kafamı gözümü yaran, bana zerre kadar güvenmeyen kadınla işim olmaz benim. Ah güzel abicim ya. Bak buraları sana göre değil. İstersen gel ben seni başka bir yere götüreyim abi. Orada eğlenirsin şahane. Beni bekle dedim. O kadar. Çattık be kardeşim. Çattık ya. Merhaba güzelim. Birlikte takılalım mı? Seni pis sapık o. Takılacaktık. Ya abi. Hadi abicim ya. Eğleneceğin kadar eğlendin. Hadi artık gidelim. Sen karışma. O Nilgün cadısına iftira atmak ne demekmiş göstereceğim. Of, başına bela alacak manyak adam. Al işte, belayı aldı bile. Merhaba tatlım. Merhaba. Ne kadar güzel değil mi? Abi bak düşünmeden hareket ediyorsun. Senin bu insan yani Muhit'le Muhit'le ne işin olabilir ki değil mi abi? Kardeşim sen dadı mısın şoför müsün ya? Karışma.
Hadi arabaya. Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Ben niye karışıyorum ki? Ne halin varsa gör kardeşim, bana ne? Ah, ya burası çok sıcak ya. Ya beni ter bastı ha. Oğlum deli dananlar gibi dolaşırsan tabii ter basar. Ya otursana oğlum. Oturamayayım ha. Oturamayayım ya, daralayım ben. Sanki duvarlar üstüme geldi ya. Ya abuzer ya, tedirginlik duymana gerek yok. Kankiyi duydun işte. Hepimizi çıkartacak buradan. Aa. Çocuklar, polis geliyor bir dakika ya. Ay. Kazım kim? Benim. Çıkıyorsunuz. Hı? Nasıl bir dakika Kazım kim çıkıyorsunuz? Şaka herhalde bu. Biz de çıkıyoruz arkadaşlar. Çok şakacısınız. Hadi bakalım geçmiş olsun. Ne şakası kardeşim, kendine gel. Ağam şaka yapmayın, esnaf değil ya. Ya nasıl olur kardeşim? Yani abi. Biz niye gitmiyoruz memur beyefendi? Bilemem, ben bana söyleneni yapıyorum. Kazım Bey serbest bırakıldı. Siz beklemeye devam edeceksiniz. İçeri beyler, içeri. İçeri. Allah. Kazım, evlere filan haber ver Perihan'a filan. Ne yapma başıma? Vay be, mahpus tabuna düştük, beklerimiz yok. Buyurun. Merak etmeyin arkadaşlar, en kısa zamanda kurtaracağız sizi. Ya merak etmeyin diyen çıkıyor kardeşim ya. Ya ağlar çıkarın beni, gözünüzü yanayım ya. Bakarım abi çeceğim. Ya ben avukatımı görmek istiyorum, buna hakkım var. Biri bana bu durumu açıklasın. Bu şu desin ya. Arkadaşlar farkında mısınız? Giden gitti, biz burada kaldık. Vallahi inanamıyorum ben bu duruma ya, inanamıyorum ya. Feriyan ne yaptı acaba? Tamam Kenancığım, tamam. Bana bak, bir gelişme olursa bizi tekrar ara ha. Tamam hadi hoşça kal. Ya, ne oldu abi? Kenan abi ne diyor? Ya Kazım abiyi bırakmışlar. Diğerlerini de akşama kadar bırakırlar diyor. İnşallah abi ya, inşallah ya. İnşallah. Ya Sultancığım inşallah. Alo çiçek taksi buyurun. Tamam efendim, hemen yolluyorum. Bana bak, ben müşteriye gidiyorum. Kazım abi gelinceye kadar sakın duraktan ayrılma, tamam mı? Sen hiç merak etme abi. Merak etme. Allah, kuşu unuttuk. Sen de tam zamanında geldin ha. Ne yapalım? Söz verdik sahibi de bakacağız artık. Gel bakalım Sultan. Ortalık karışık, seni bu durumda bırakamam. Yürü. Alo çiçek taksisi. Kusura bakmayın, araba yok bugün burada. Kimse yok. Durakta kimse yok. Sonra arar mısınız tekrar? İyi günler size, iyi günler. Şu durağın hali içimi parçalıyor ya. Merhaba İbo. Merhaba Kazım abi, geçmiş olsun. Sağ ol canım. Şu Manolya ile Perihan Hanım'a bir haber vereyim. Debriyaj efendim, buyurun. Aynur, ben Kazım abin kızım. Manolya orada mı? Burada Kazım abi, vereyim. Manolya, Kazım abi seni arıyor. Alo, ne haber Kazım abi? Ha? Ne narkotiği? Ne oldu Manolya? Dur Aynur. Tamam, tamam Kazım abi. Ay ne olduğunu söylesene. Ay konuş, ne olur. Hanım bunu da yayına Manolya getirdim. Şişt, Manolya. Ne oldu sana, öyle manda çarpmış gibi duruyorsun? Ay bilmiyoruz Ekrem Bey. Kazım abiyle konuştu, sonra böyle oldu. Manolya. Kızım konuşsana. Manolya. Konuşsana, sinir etme beni. Ömer'i uyuşturucuyan yakalamışlar. Ha. Ne? Bir uyuşturucusu eksikti. Ay Ekrem Bey yapma, benim kocam böyle bir şey. Bana bak. Canım. Niye yakaladılar o zaman? Bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Sen gene de o herife fazla güverme. Ondan her türlü musibet beklenir ha, bunu bil. Ay Ekrem Bey gitmeyin kızın üstüne. Zaten yıkıldı zavallı. Ben duramayacağım. Gideyim öğreneyim bakayım neymiş, tamam mı? Hadi git bak bakalım. O sersem koca ne haltlar karıştırmış. Ay Ekrem Bey böyle demeyin. Benim kocam yapma daha zavallı kuşum. Bak görüyor musun? Bakayım ne olmuş. Zavallı kuş. Ekrem Bey niye öyle dediniz kıza? Bana bak, tavuk beyinli. Sen bana akıl öğreteceksin. Hadi kendi işine bak. Geldik. Niye öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Suçlar gibi bakıyorsun. Yok. Niye suçluyum ki? Ben dadınız değilim sizin. Sadece taksi şoförüyüm. İyi o zaman, bekle beni. Yok abicim, ben gidiyorum. Artık sen başka bir taksiyle dönersin, tamam mı? Ama bütün gün beni gezdirmeyi kabul etmiştin. Hiçbir yere gidemezsin. Hadi şekerim, inelim. Tamam, iniyoruz. Bekliyorsun değil mi? Tamam abi, tamam. Hadi git. Hadi. Of be kardeşim ya. İstanbul'da ne kadar çatlak varsa beni buluyor. Oh, geldi seninki. Merhaba mavişim, merhaba.
Merhaba Sabahat abi. Merhaba canım, bir haber var mı? Ya hiç sorma ya. Kazım abiyi bıraktılar ama ötekiler hala içeride. Merak etme, onları da bırakırlar. Suçsuz oldukları ortada. Orası öyle tabii. Amirim, benim mesaim bitti. Gidebilir miyim? Gidin tabii, gidin. Ha, sana da iyi şanslar Celal. Sağ ol. Bu sefer sorunsuz nişanlanırsın inşallah. İnşallah abicim, inşallah. Hadi hoşça kal Sabahat abi. Hadi görüşürüz. Gel abişim. Gel canım. Nereden çıktı Celal? Anlatırım mavişim. Ya baksana, bizimkiler içerideyken benim yemeğe gelmek hiç içime sinmiyor ya. Hayatım, biliyorum, benim de içime sinmiyor ama ne yapalım? Babam biliyorsun işte, her şey onun istediği zamanda olmak zorunda. Ya mavişim ya, şu Cevat babam da iyi hoş da çok huysuz adam ya. Aman da aman, ne sevimli şeysin sen ya. Sevimli değil mi? Ya müşterinin işi varmış, bir günlüğüne ben bakacağım. Ay çok tatlı bir şey bu Celal ya. Adı Sultan, çok güzel konuşuyor ha. Sultan! Merhaba de bak mavişime, Sultan. Merhaba Sultan. Sultan bak, bu benim mavişim. Canım o benim, canım. Biz onunla evleneceğiz. Vallahi. Konuşmuyor mu Celal? Senin güzelliğin karşısında dili tutuldu herhalde, değil mi? Ha? Ya Nuray, ben Sultan'ı arabada bırakamam ha. Yukarı çıkarsam babam bir şey demez değil mi? Yok canım, aksidir, huysuzdur ama hayvanları sever. Of Allah'ım ya, şu geceyi bir kazasız belasız atlatabilsem başka hiçbir şey istemiyorum ha. İnşallah. İnşallah. Of Sercan, of! Mahvolduk. Ay Sercan, bize yardım et. Ne diyorsunuz, ne oldu? Aa, senin haberin yok mu? Durak basılmış, bizimkileri polis götürmüş. Ne? Durakta uyuşturucu bulmuşlar. Ömer'in arabasında binen müşterininmiş galiba. Kenan, bana hiçbir şey söylemedi. Bırak şimdi Kenan da kocalarımızı bul Sercan. Bir haber alamadık, meraktan öleceğim vallahi. Vallahi ben de. Kenan'ı arayayım, ondan öğreniriz. Cepten arıyorsan boşuna uğraşma, ulaşılmıyor. Ben ilk onu aradım. Haklısın. Kenan, avukat adamın telefonuna ulaşılmaz mı? Of, ne yapacağız Sercan? Nereye götürmüşlerdir? Kalkın oraya gidelim. Narkotik dediler ama bizi oraya almazlar hayatım. Çaresiz Kenan arayana kadar oturup bekleyeceğiz. Of, iyi hadi oturalım o zaman, hadi. Bana bak Sultan, sakın bir pot kırayım de. Tamam mı? Sus. Cevat babam aksi huysuz adamın biridir, ona göre çok dikkatli olmalı. Sus ya, sus. Yavaş, ses çıkarmayacaksın, tamam mı? Ah benim huysuz Cevat babam, ah! Merhaba hoş mavişim. Hoş geldin canım. Sen de hoş geldin Sultan Hanım. Hadi geçin bakalım. Tamam. Bakayım hanım. İyi akşamlar. Ay, hoş geldin oğlum. Ay ne şirin şey bu be. Değil mi anne? Müşterinin emaneti, adı da Sultan. 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 O ne güzel şey bu be. Ha, Ramazan Beylerden haber var mı? Babacığım Kenan'ı aradım telefonla ama ulaşamadım. Az sonra tekrar arayacağım. Bakalım belki konuşabilirim o zaman. Hadi Celal, otur sofraya. Tamam mavişim. Bak. Mavişim. Mavişim. Mavişim dedi. Ne akıllı şey bu böyle ya. Adı neydi unuttum. Sultan babacığım, Sultan. 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 Bak Sultan. Benim adım da Cevat. Aksi baba. Cevat baba. Uysuz baba. Aksi baba. Aa ne diyor bu? Şşt Sultan. Cevat baba. Aksi baba. Damat. Bunları sen mi öğrettin yoksa? Yok babacığım, haşa, ben öğretir miyim öyle şeyi? Değil mi Sultan, ben öğretmedim. Sus bakayım, sus, sus. Terbiyesiz. Kuş beyni işte babacığım, ne dediğini bilmiyor ki. Ona bak. Bu kuş bunu kendi kendine öğrenmedi ya. Şey babacığım yani... Demek arkamdan konuşuyorsun ha? Yazıklar olsun. Ben seni evlat diye bağrıma bastım. Sen benim bir kuşla dedikodumu yaptın ha? Kes! Anlaşılan bu nişan işini biraz daha düşünmem gerek. Of of ya, yine yattı nişan ya, yine yattı ya. Dilin kopsun senin Sultan, dilin kopsun inşallah. Dilin kopar inşallah, dilin kopar ya. Hah, nihayet çalıyor. Neredesin Kenan? Telefonla ulaşılamıyor. Narkotikteyim hayatım. Bodrum katta telefon çekmiyor. Bizimkilerin başı dertte. Biliyorum. Manolya ve Peri Ana'nın burada, onlardan öğrendim. Kenan, bu kadar önemli bir durum varken bana niye haber vermedin? Ya aceleden aklıma gelmedi Sercan. Hem ben hallediyorum yani, haber vermeye gerek duymadım. Ay sorsana Sercan, bizim adamlar nasılmış? Ömer'le Ramazan abi nasıl? İyiler hayatım, iyiler. Gayet iyiler. Yani prosedür gereği bekletiyorlar. Birkaç saat sonra evde olurlar.
Hem yani ben buradayım, merak edilecek bir şey yok bir tanem. Emin misin? Ney? Emin misin mi? Tabii ki eminim Selcan. Ben bir avukatım. Yani izninle neyin ne olmayacağını bileyim değil mi? Hem bizimkilerin bir suç olmadığı gayet açık ortada yani. Tamam Kenan, tamam. Yine de yardıma ihtiyacın olursa ara. Ne dedi? Ne olmuş? Endişelenecek bir şey yok. Birkaç saat içinde serbest kalacaklarmış. Her şey yolunda. Vallahi içim rahat etti. Çok teşekkür ederiz canım. Biz gidelim, sen de işine bak Selcan'ım. Ay Selcan, iyi ki karı koca avukat olmuşsunuz da. Siz olmasaydınız biz şimdi meraktan ölmüştük. Ya. Hadi iyi akşamlar, sağ olun. Hadi iyi akşamlar güzelim. İyi akşamlar. Avukat olmakla iyi yaptık da, ortak olmakla iyi mi yaptık bilemiyorum. Şuraya bak ya, şuraya bak. Kaç saattir burada bekliyorum. Gel artık abi, gel ya. Nereden kabul ettiysen ben bu işi. Soyuldum, soyuldum. Nerede o kadın? Nereye gitti gördün mü? Hangi kadın abi? Birlikte geldiğim kadın. Bütün paramı alıp kaçmış. Ne? Lavaboya girdim. Çıktığımda yoktu. Bütün her şeyimi alıp gitmiş. Ebe abi. Ben sana söylemedim mi abi o insanlar tehlikelidir diye? Hadi Beyoğlu'na gidelim. O kadını kiralayan adam oradadır. Yürü çabuk abi, yürü. Vay be kardeşim, vay be. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet, bu soruşturma da tamam. Kenan, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bu avukatlık işini çözdün galiba. Aferin sana, aferin, aferin. Buyurun, avukat Kenan Atak. Efendim hayatım, söyle bir tane. Merak ettim Kenan, bir gelişme var mı? Merak etme hayatım, yani düşün. İdrar tahlilini bile bir günde hallettim. Yani kontrol edilecek bir şey yok. Kontrol etmiyorum Kenan. Bilmem farkında mısın? Biz ortağız ve ortağımın aldığı işle ilgilenmem de çok normal. Sen kendini yorma ortak. Eve git ve dinlen. Ben her şeyi hallederim. Öpüyorum ortak. Girin. İyi akşamlar komiserim. Ben Çiçek Taksi çalışanlarının avukatı Kenan Atak efendim. Buyurun Kenan Bey. Ben müvekkillerimin ne zaman bırakılacağını öğrenmek istiyorum efendim. Ve senin sorgusu sürüyor. Bitmeden bir şey söyleyemem. Efendim ben kızı konuşturacağınızdan eminim. Belli ki kuryelik yapıyor. Benim müvekkillerim yıllardır Çiçek Taksi durağında çalışan çalışkan ve namuslu insanlardır. Güzel abicim, bak Şeker abicim. Gel istersen sen bu para işinden vazgeç, ha? O para gitti gider. Olmaz. O adamdan paramı kuruşu kuruşuna alacağım. Yoksa yazıklar olsun bana. Abi ben de onu diyorum işte, bak yazık edecekler sana abicim. Vallahi o adamlar beladır, onlarla iş uğraşılmaz. Vallahi yamulturlar ha. O belalıysa ben ondan daha belalıyım. Bana yedi bela sefa derlerdi. O yüzden mi karından dayak yedin? Ne dedin? Ne dedim? Nem dedim abi, nem dedim. Yani bu gömlek hani sıcaktan yapışıyor. Nem oldu ya abi, ondan hani şey oldu. Yani. Hah, işte bu sokakta. Burada dur. Yedi bela sefaya çatmak neymiş görürsünüz siz. Bak abicim sana son kez söylüyorum. Böyle adamlar pisliktir. Bunlara bulaşılmaz, tamam mı? O adam pislikse ben ondan daha pisliyim. İyi abi, benden günah gitti. Ne yaparsan yap. Burada bekle. Param alıp hemen geliyorum. Abicim. Ya abi lütfen yapmayalım. Boşuna inşallah onları. Ya abi lütfen. Ya bir bak abi ya. Of be. Dur ablacığım dur ya. Beni hatırladın mı? Hatırladım, ne olacak? Senin o Mehtap denen kız arkadaşın beni bir güzel soydu. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Ben paramı geri istiyorum. Bana ne ya, soyulmasaydın? Ne demek bana ne ya? Bana bak, paramı almadan şuradan şuraya gitmez, tamam mı? Bana bak, karşımda böyle konuşma, bas yürü git dedim ha. Bak, Mehtap denen kızı bulacaksın ve paramı geri vereceksin. Tamam. Karşımda böyle horozlanma, kırarım ipini koparırım seni ha. Bak yürü git. Hop usta. Hey dur, tepemi bekle. Bu o kadar kolay değil koçum. Sen de kimsin be? Benim arkadaşım o. Bak biz iki kişiyiz, sen tek kişisin. Hadi bakalım uçlan paraları. Yok ya. Aç arkadaşım aç. Merhaba kader kurbanlar. Merhaba kanki, hoş geldin. Kanki ne oldu? Merak etmeyin arkadaşlar, çıkacaksınız. Yani başkomiserle son derece etkileyici bir konuşma yaptım. Yani bu gece hepiniz evde uyuyacaksınız. Bravo sana be. Peki niye hala buradayız? Ramazan abi, Beste'nin sorgusu daha bitmemiş. Yani sen durağın sahibisin. Sen de kızı alan şoförsün. Sonuna kadar burada duracaksınız. Ağam,
Ben burada ne bekleyeyim? Ya Abuzer'cim baklava senin elindeymiş. Hay o paketi tutan kollarım kırılaydı ya. Ya Abuzer'cim bu kadar sıkma kendini ya. Bu iyi iyi gayet iyi. Sabahtan beri kız sorguda. Allah Allah niye bu kadar uzun sürdü sorgusu? İyi Ramazan abi gayet iyi. Yani demek ki kız kurye olduğunu itiraf etti. Çalıştığı insanların isimlerini alıyorlar kızdan. Ya yazık be gencecik kızcağız. Nasıl bulaştı bu işleri ya? Ana baba evladım yazık. Kötü örnek oluyor insanlığa. Ya kötü kötü çok kötü. Avukat bey, başkomiserim sizi çağırıyor. Duydunuz mu? Avukat bey dedi. Geliyorum memur bey. Arkadaşlar demek ki sorgu bitti. Evlerimize gidiyoruz. Hadi toparlanın, toparlanın, toparlanın. Ben hemen konuşup sizi kurtarıyorum arkadaşlar. Aslan kankim benim. Neyse çocuklar ucuz kurtulduk. Şükürler olsun abi ya. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi durağımızın avukatı imdadımıza yetişti. Yaşasın be kanki. Helal sana ağam be. Başımıza gelenleri. Bir hapsimiz eksikti yani. Tamam işte anne geçti gitti artık bıraktılar babamı. O kızın da boyu posu devresene inşallah. Madem kendin bir pisliğe bulaşmışsın ne diye başkasını bulaştırıyorsun canım? Çorbaları getiriyorum anne. Hadi getir. Aman da aman babasına nasıl hizmet edermiş. Ya her zaman bekleme anne. Bugün babamın özel durumu var diye getiriyorum. Aman iyi laf ebesi. Oy duş iyi geldi ha. Ah canım ay Kazım gerçekten iyi misin? İyiyim yavrum iyiyim merak etme. Dur bakayım sana. Ah canım ne kadar da süzülmüşsün. Ayşe saçmalama topu topu 2-3 saat attılar içeriye. Süzülsem süzülsem ne kadar süzülürüm. Aman iyi tamam bir şey demedim. Dur bak ben şeye bakacaktım. Gelsene bir Kazım. Ne oldu ya? Ay, gel sonra söylerim gel. Ayşe ne söyleyeceksen burada söyle. Allah'ın açlıktan öldüm ya. Allah Allah gel diyorum sana. Tövbe yarabbi ya. Mehmet hazır mutfakta gel şuraları arayalım. Ayşe, sen ne yapıyorsun ya? Uyuşturucu arıyorum. Ne? Ay şşt! Ay sussana canım! Ay kötü alışkanlıklar bu gençlerin arasında çok fazlaymış bu ara. Kazım gel şuraları arayalım. Ayşe, saçmalama ya. Memek ne bilir uyuşturucuyu kızım? Öyle deme be Kazım. İçime bir kurt düştü. Ya bizimki de şeytan uyup o maletten içtiyse? Cık, hadi oyalanma gel. Kitapların arasına bir bakıver sen de. Tövbe tövbe. Aa, ne işiniz var burada? Anne sen ne yapıyorsun orada? Şey, buraları topluyordum. Ne kadar dağıtmışsın Mehmet. Bu saatte mi? Aa, temizliğin saati mi olur canım? Sen bakma oğlum annene. Ayşe, hadi gel ya, gel hadi. Yürü oğlum. Neyse, hadi uyuduktan sonra bakarım. Tamam ya uyanırsa. Aman, en iyisi sabah bakayım hadi. Merhaba arkadaşlar. Aha! Ömer Ömer. Açıl ya susam açıl. Ramazan abi susam açılmayacak abi yani. Siz çıkamayacaksınız. Ne? Abi Beste ısrarla paketin kendine ait olmadığını söylemiş ve delil yetersizinden serbest bırakmışlar. Yani bu durumda siz hala zan altındasınız ve gözaltı süreniz devam ediyor. Mahkemeye çıkacaksınız abi. O zamana kadar da buradasınız. Olmaz! Yok! Al! Çıkarın! Beni buradan çıkarın! Alo! Allah'ını seversen kankim! Sen avukat değil misin ya? Konuşsana şunlarla! Genel! Hiçbir imkan yok mu?